gelişen yapay zeka teknolojilerinden daha etkin bir şekilde yararlanmak onu günlük hayatımıza sokabilmek için ya yeni teknolojik arayüzlere ihtiyacımız var ya da mevcut kullandığımız teknolojilerin değişmesi gerekiyor. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde yepyeni cihazlar piyasaya çıkacak. Bunlardan bir tanesi şu anda arkamda gördüğünüz Rabbit 2. Daha evvel sizlere Human AI'dan bahsetmiştim. Human AI hani şu göğsümüze taktığımız küçük bir teknoloji sayesinde yapay zekaya erişiyorduk. Videosu şurada mutlaka izleyin. Şimdi de karşımıza Rabbit 2 var ki çok ilgi gördü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çok ciddi de ön sipariş almış durumda. Çünkü hem yapabildikleri çok enteresan hem kullanımı Human AI'ya göre daha pratiğe benziyor hem de fiyatı oldukça makul. Ama benim bugün Rabbit 2'yi gündeme almamın nedeni o cihazın kendisini tanıtmak değil, ileride cep telefonlarının neye doğru dönüşeceğini ve bunun ne gibi fırsatları yol açacağını anlatmak. Aslında neye doğru dönüşeceğini derken şu anda piyasaya çıkan Samsung S24 çoktan bize yapay zeka ile entegre bir cep telefonunun ne anlama geleceğini gösteriyor. Ona da bir bak ve bütün bunların sunduğu yatırım fırsatlarını inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Rabbit 2'nin yaratıcısı Jess Liu'nun temelde iki iddiası var. Birincisi mevcut cep telefonları ve onların aplikasyon dünyası çok verimsiz. Bir işi yapabilmek için çok fazla aplikasyon arasında gezmemiz gerekiyor. Yapay zekanın yeni dünyasında yeni bir arayüzde bu işleri çok daha iyi yapabiliriz. İkinci iddiası da ChatGPT gibi yapay zeka programlarının belli şeyleri yaratmak, problemlere çözüm aramak, çeviri yapmak gibi konularda süper olduklarını ama mesele yemek siparişi vermek, Uber'den araç çağırmak gibi temel işlere gelince aciz kaldıklarını söylüyor. İşte Rabbit 2 bu iki probleminde çözümü olarak ortaya konuyor. Jess'in ortaya koyduğu çözümün iki bacağı var temelde. Bunlardan bir tanesi yeni bir işletim sistemi adı da Large Action Model yani Large Language Model. Büyük dil modellerinin üzerine eklenen yeni model bu. Bu model artık aplikasyon kullanmamamızı, yapay zekaya sözlü emirlerle işimizi yaptırmamızı yani yemeğimizi evimize sözlerle sipariş etmemizi sağlayacak iddiası bu. Bu iddiayı gerçekleştirmek için ortaya çıkan cihazın adı da Rabbit. Rabbit cebinize sığma iddiasında önünde ekran var, bir tane kamerası var, ses tanıyabiliyor, sim kart takabiliyorsunuz. Bu çerçevede bir cep telefona benziyor ama cep telefonu yerine almayı değil tamamlayıcı bir unsur olmayı iddia ediyor. Peki neler yapabiliyorsunuz Rabbit'le? Büyük dil modellerine ulaşıp sorular sorabiliyorsunuz. Örneğin şu filmin başrolünde hangi oyuncu oynuyordu gibi gayet akıllı cevaplar veriyor. Ya da Spotify'ı daha önceden tanıtmışsanız Spotify'daki listelerinize ulaşıyor. İstediğiniz şarkıyı size çalıyor. Hatta başka şarkı önerilerinde de bulunabiliyor. Ama bunun ötesinde aslında daha güzel yaptığı şey mesela bir Uber aracı çağıracaksanız o aracı size çağırabiliyor doğrudan. Seyahat planınızı yaparsanız bütün biletlerinizi satın alabiliyor. Yemek siparişi vermek istediğinizde o yemek siparişi de yerine getiriyor. Rabbit'e kamera üzerinden de emir verebiliyorsunuz. Mesela burada gösterdiğiniz sanatçı Rick Astley'i tanıyabiliyor. Ya da buzdolabınızı gösteriyorsunuz. Buzdolabınızdaki malzemeleri görüp tabi bu resimdeki kadar net gösterilmişlerse onun üzerinden yapabileceğiniz yemek konusunda size önerilerde bulunuyor. Bu yemeğin kalorisi vesaire de hesaplıyor. Pratikte bunlar ne kadar gerçek olacak onu ileride göreceğiz. Ama Rabbit'in daha büyük bir iddiası var. O da diyor ki ben öğrenebiliyorum. Mesela Mid Journey gibi bir yapay zeka programında görseller yaratmayı seviyorsunuz. Yapacağınız şey böyle bir görseli nasıl yarattığınızı Rabbit'e öğretmek. Rabbit'in platformuna gidiyorsunuz. Bu platform üzerine diyorsunuz ki öğren, beni taklit et. Daha sonra gidiyorsunuz Mid Journey'e. Mid Journey'de yaratacağınız görseli yaratıyorsunuz. Bütün bu aksiyonları izliyor Rabbit ve öğreniyor. Daha sonra kendisinden benzer bir şey. istediğimiz zaman kendisi de yepyeni bir görseli yaratabilir biliyor. Burası tabii çok heyecan verici. Çünkü bu sayede bütün internetle, bütün aplikasyonlarla olan ilişkimizi Rabbit'e taşımamız mümkün ve Rabbit'in bizim adeta gerçek bir kişisel asistanımız gibi çalışması bizim sözlü emirlerimizden yola çıkarak daha evvel yaptığımıza benzer şeyleri üretmesi, gerçekleştirmesi mümkün. Ürünün işte bu özelliği insanları çok heyecanlandırdı. Ürünün insanları heyecanlandıran başka bir yönünde çok ucuz olması 199 dolara sadece bu ürüne sahip olabiliyorsunuz. O yüzden ön sipariş yağdı. Bu yılın sonlarına doğru teslimatlar başlayacaktır. Rabbit ne kadar başarılı olur, bu sözleri ne kadarını gerçekleştirir emin olmak mümkün değil. Human AI mesela şu anda epey çok insanı işten çıkarttığını biliyoruz. Bu tip teknolojiler çabuk sönümlenebiliyorlar. Ama bir yatırımcı olarak beni esas heyecanlandıran mesele cep telefonlarının gelecekte nereye doğru evrileceğini görüyoruz. Cep telefonları artık sadece aplikasyonlar kullandığımız birer ürün olmaktan çıkıp yapay zeka ile interaksiyonumuzu tamamen değiştirecekler. Nitekim piyasaya yeni çıkan Samsung Galaxy S24 Ultra buna muazzam bir örnek oluşturuyor. Bu cihazda bir yapay zeka çipi var. NPU diyoruz bunlara ve bu çip sayesinde cihazın kendisi aslında bir yapay zeka ürünü. Rabbit'ten farklı olarak buluta bağlanması gerekmiyor yapay zeka işlemleri yapmak için. Kendi içinde yapabiliyor. Ve bunun sonucunda muazzam uygulamalar ortaya çıkabiliyor. Benim sevdiklerimden bir tanesi mesela Circle. Fotoğrafta gördüğünüz herhangi bir şeyi çember alıyorsunuz. Sonra bunu bana tanı, anla, bununla ilgili bana alışveriş yap diyorsunuz. Hepsini gerçekleştirebiliyor. Veyahut da anlık çeviri. Birisiyle konuşurken sözlerinizi anında öbür dile çeviriyor. Karşı tarafa iletişiminiz başka bir dilden gidebiliyor ve böyle onlarca uygulama. Bu tip şeyler işte önümüzdeki günlerde çok artacak. Bunların yapılmasını sağlayan firma hangisi? Qualcomm. Çünkü Qualcomm'un mikroçipleri bu işe yarıyorlar. Qualcomm bu yüzden bizim de yatırım portföyümüzde Demirbaşlar arasında yer alıyor. Ama aynı zamanda Apple için de heyecanlanıyorum. Çünkü dünyada 2 milyarın üzerinde iPhone var ve bu iPhone'lara bu tip özellikleri taşımak çok da zor olmasa gerek. Zaten Apple'ın da bir süredir buna hazırlandığını biliyoruz. Bunun sonucunda Apple için yepyeni büyüme fırsatları çıkacak. Birincisi cep telefonlarımızı değiştirmek isteyeceğiz ve bu yapay zeka çiplerine sahip telefonlardan bizde de olsun isteyeceğiz. İkincisi Apple artık bir aplikasyonlara erişim cihazı olmaktan çıkıp yapay zeka üzerinden bize yepyeni hizmetler sunabilen bir cihaza dönüşecek. Apple zaten uzun zamandır hizmet gelirlerini büyütmeye çalışıyor. Bu yönden çok heyecan verici bir yatırıma dönüşebilir. Xiaomi gibi Samsung gibi büyük cep telefonu üreticileri de yine bu dönemden olabildiğince ayarlanacaklar. Ben dün birkaç tane yorumcunun artık iPhone'u terk ediyorum Samsung S24'e geçiyorum dediğini YouTube'da izledim çünkü ürün çok özel. Apple'ın buna yetişmesi çok önemli ama işte rakiplerine eli boş durmuyor ve bir yandan da yepyeni bir yazılım dünyası önünde açılacak. Bu yeni yapay zekaya sahip cep telefonlarına hizmet eden yeni yazılımlar da piyasaya çıkmaya başlayacaklar. Bu nedenle biz portföyümüze Apple'ı ve Qualcomm'u birer demirbaş olarak aldık. Belki yeni markaları, yeni ürünleri de alacağız ama gördüğümüz şey artık cep telefonlarımızın kendisi akıllı, gerçek anlamda akıllı bir cihaza dönüyor ve bize yapay zekayla yardım etmeye başlıyor. Ben bu yeni dünyayı çok heyecan verici buluyorum. Anlattıklarım elbette yatırım tavsiyesi değil. Bu tip işlerin oturması uzun sürüyor ama girdiğimiz yol belli. Biz artık cep telefonlarımızın kendisini zeki hale getiriyoruz ve sadece bir şey arama, yeni bilgiler edinmeye, raporlar yazma değil, doğrudan günlük hayatımıza katılarak çeviriler yapma, yemek siparişimizi verme, fotoğrafta gördüğümüz bir şeyin ne olduğunu anlama gibi yepyeni hizmetler de devreye girecek. Evet, yepyeni bir dünyanın kapıları açılıyor. Umarım siz de benim kadar heyecanlanmışsınızdır.